Efendim, Batıya Gazete ve ekranlarına herkese bir kez daha merhabalar olsun. Ben Deniz İbrahim Keskin, kameraman arkadaşım Atakan Kömürcü ile beraber bugün Darıca'da sokağın nabzını tutmaya çalışıyoruz. Malumunuz önümüzde seçim var, Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bildiğiniz gibi 1,5 yıldan beridir seçim çalışmaları her iki cephede de devam etmekte. Bir tarafta Cumhur İttifakı var, bir tarafta da Millet İttifakı var, Altılı Masa var. Dün itibariyle de Altılı Masa'nın bir ayağı kırıldı diyelim veya başka bir tabirle ayrıldı masadan diyelim. Bununla ilgili bakalım ki Darıca'da, sokakta vatandaş nasıl bir yorum yapacaklar? Siz neler düşünüyorsunuz? Dün de bildiğiniz gibi Altılı Masa'da bir sekme oldu. İyi Parti ayrıldı ve ayrıldığını açıkladı. Yani neler düşünüyoruz yani bilmiyorum. Durum ortada. Onlardan da bir şey yok. Geçim şartları da ortada. Onlarda insanlar 6 kişiden bir ümit diyor. Onlardan zaten 6'sı da kendini hayırıyor. Bakalım hayırlısı olsun ya. Sizce nasıl bir seçim olur? Ya nasıl bir seçim olur? Yani bilmiyorum. Ben şu an aday öncelik olarak Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı'nın gideceğini düşünüyorum şu an. İkisi muhtemelen girmiş yani, olsa ikisi, kim kazanır? Yani ikisi muhtemelen. Yani muhtemelen Cumhurbaşkanı kazanır. Yani. Teşekkür ederim. Bu arada isminizi bir alalım. Fırat ismim. Fırat Erdin. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür çok ederim. Hayırlı günler. Mayıs ayında tertiplenen veya düşünülen bir Cumhurbaşkanı seçimi var. Evet. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı var. Evet. Dün de öldü. Şu anda hayatta var ama. Yok öldü. O bitti. Zaten biteceğini biliyordu, bu bitti zaten. Neden bitsin ya sonuçta? Daha ne olacak? Ya daha bunlar şimdiden kendiler şey edemiyorlar. Yani bunlar seçildiği zaman ne yapacaklar yani? Kendi kendilerini idare edemiyorlar. Milleti nasıl idare edecekler onlar? Muhtemelen seçimde kim kazanır? Valla biz diyoruz Allah'ın izniyle yine Tayyip kazanır. Kim kazanacak? Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var. Dün de Millet İttifakı'ndan Sayın Meral Akşener ayrıldığını açıkladı. Neler düşünüyorsunuz? Yani muhtemelen seçimde hangi tablo ortaya çıkar diye düşünüyorsunuz? Önce sizi bir kısaca tanıyalım başta. Ben Ali, özel sektörde çalışıyorum. Şimdi dünkü olayı ben de akşam 5'te öğrendim. Ayrılmasının nedeni Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence adaylığını vermek istemesi. Meral Hanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılığını Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun desteklediğini düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar aday olması bence Tayyip Erdoğan'ın tekrar bu seçimi kazanması. Bana kalırsa da çoğunluk Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyor. Şahsen ben de istemiyorum. Ama Mansur Yavaş aday olsaydı oyum ondan yana ben de kullanacaktım. Ama herhangi bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını koyması dahilinde oyumu vermeyeceğim. Kim oy kullanırsınız o zaman? Ya Mansur Yavaş'a bağlı. Mansur Yavaş'a aday gösterirlerse Mansur Yavaş'a veririm. Ama Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kesinlikle oyumu vermem. O zaman oyunu da kime verirsiniz? Onu ben söylemesem olmaz mı? Tabii ki olur. Neden olmaz? Saygı duyarız. Ya o bende kalsın ama Mansur Yavaş'ın adaylığını koyması dahilinde ben sağ sol zihniyetinde düşünmüyorum ama Mansur Yavaş'ın aday olması halinde kesinlikle oyumu ona veririm. Ama olmazsa kesinlikle vermem. Muhtemelen bildiğiniz gibi Mayıs ayında bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Hayırlısı olsun. Tabii öncelikle vatanımıza, milletimize hayırlısı. Amin. Cumhur İttifakı var. Şu anda mevcut olandan bahsediyorum. Bir de Millet İttifakı var ama dün Millet İttifakı'nda Sayın Meral Akşener ayrıldığını açıkladı. Siz bu tabloyu nasıl görüyorsunuz? Veya muhtemelen yapılması gereken seçimlerde nasıl bir tablo ortaya çıkar? Vallahi kardeşim hayırlısı olsun öncelikle. Tabii ki vatanına, tamam. Şimdi ben iyi görmüyorum yani. Tabloyu hiç iyi görmüyorum. Niye Meral Akşener bu zamana kadar iyi geldi, birleştiler. Kaç defa, 12 sefer toplantı yaptılar. Yani oradan sonuç çıkmadı ama sonradan ne oldu, ne olmadı belli değil yani. Şu anda hiç ne piyasaların nabzı belli, ne siyasetin nabzı belli, ne ortamı belli. Muhtemelen Mayıs ayında yapılacak seçimde nasıl bir tablo ortaya çıkar? Kim kazanır şu anki mevcut adaylara baktığınız zaman? Vallahi şu an adaya baktığın zaman da Cumhur İttifakı görünüyor ama şu anda belli de değil yani. Ben Ruhani Bey, nasıl görüyorsunuz dünkü tablo?
Millet İttifakı'nın işte Sayın Meral Akşener'in ayrılması. Valla onlar belliydi yani. Seçim. Ayrılmalar belliydi yani baştan. Neden? Yani, ne, yani çok tersler birbirine çünkü yapı olarak. Zaten ben yani reisiyim de. Ama onlar da yani ayrılacağı belliydi. De bildiğin gibi Mayıs ayında düşünülen bir seçim var. Cumhurbaşkanı seçimi. Sonuçta ülkemizin seçimi. Öncelikle hayır uğurlu olsun diyelim. Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var. Millet İttifakı'nda da dün Meral Akşener, Sayın Meral Akşener ittifaktan ayrıldığını açıkladı. Muhtemelen yapılacak olan seçimlerde nasıl bir tablo bekliyor bizi? Ayrıca da Millet İttifakı'ndan Meral Hanım'ın ayrılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yayınlanacak mı? Tabii ki. Vallahi dünkü tabloya bakarsan çok iyi bir şey değil yani. Ne anlamda iyi değil? Ya bunlar 1,5 senedir toplanıyorlar. Millet bir umut bağladı. Şu anda umudunu millet yitirdi yani. O umudu göremiyor. Ama mevcutta yine Millet İttifakı devam ediyor ama. Devam etmiyor. Orada bir aday var sonuçta. Ama Meral Akşener ayrıldığını söyledi. Evet. Yani Meral Hanım'ın dışındakiler orada yine bir ittifak, en azından 5 tane parti var orada. 5 tane parti var ama mesela Meral Hanım'ın oradan ayrılması onların oy pantolojisini ister istemez düşürüyor yani. Mesela kendi adayını çıkarmış olsa Meral Hanım veya kendisi aday olmuş olsa. O da çok zor. O da çok zor yani. Çünkü Mayıs ayındaki seçimde nasıl bir tablo, şu anki atmosfere baktığınız zaman nasıl bir tablo görüyorsunuz? Kim kazandı? Vallahi ben hiç iyimser görmüyorum. Böyle olursa Erdoğan'a daha çok fırsat verirler yani. Cumhur İttifakı mı kazanır, Millet İttifakı mı kazanır? Dur şimdi kafam var. Millet ne Cumhur? Cumhur şey AK Parti değil mi? Evet. Ha, AK Parti kazanacak. Ama Millet İttifakı'nda dün Meral Hanım İttifakı'ndan ayrıldı. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? İyi etti. İyi etti, iyi oldu. Onun için iyi oldu. Meral Hanım kendi için mi iyi oldu? Kendi için iyi oldu. Eğer ki var ya ayrılmasaydı bütün şey edecekti, o tek başına kalacaktı. Milletvekilleri hep çekilecekti. Yani seçmeni ona oy vermedi, onu terk edecekti. Edecekti. Kendi milletvekilleri de edecekti. Zaten onun baskısıyla o ayrıldı. Milletvekillerinin baskısıyla ayrıldı o. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı mevcut olarak ki alanda yapılacak, evet. Ve iki rakip arasında yapılacak. Dün Millet İttifakı'ndan Meral Hanım, Sayın Meral Hanım ayrıldı. Evet. Şu anda Millet İttifakı'nda 5 kişilik bir ekip var, grup var. Meral Hanım var, Cumhur İttifakı var. Şimdi Meral Hanım siz şöyle. Nasıl bir tablo? Şimdi ben şöyle diyorum işin açıkçası. Yani Kılıçdaroğlu okey'e dönüyordu. Meral Hanım çifte bitti diyorum. Bir dakika, orayı bir daha açıklayalım. Çok güzel bir denklem kurdunuz. Yani Kılıçdaroğlu'nun elinde güzel şeyler vardı, taşlar vardı. Okey herkes bilir. Çifte dönüyordu yani. Bitecekti çifte. Ama şey, okey'e dönüyordu. Fakat Meral Hanım çifte bitti. Korkunç bir şey. Bizim anlayacağımız dilden söyleyecek olursanız. Yani şöyle, Kılıçdaroğlu biliyorsunuz yani güçlü oturdu oraya. Elinde iki tane güzel şeyi vardı, taşı vardı. Yani Mahsur Yavaş ve İmamoğlu vardı. Bu taşları iyi değerlendiremedi. Meral Hanım da eli çok güzeldi. Demek ki çifte bitti ve ortalığı duman etti yani. Sonuca baktığınız zaman Millet İttifakı olarak şu anki tablo ne? Bence hüsran yani. Muhtemelen yapılacak olan seçimde tabloyu nasıl görüyorsunuz? Kim kazandı seçimi? Valla şu ana kadar dengeli gidiyordu ama dengeler alt üst oldu. Cumhur İttifakı bir adım öne geçti. Bu da Allah'ın yardımıyla oluyor diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum yani. Her zaman için Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz yani. Teşekkür ediyorum. Evet, hemen hayır yapalım. Olur inşallah. Memleket için hayırlısı olsun Meral diyelim. Yok ben hayır değil. Olur. Herkes kendi kararını verir. Ben siyasi olarak kimsenin şeysi için yorum yapmak istemiyorum yani. Hayırlısı olsun. İsabetli olmuştur diyorum. Bu kadar ne söylüyoruz açık? Yani. Ne açık? Ayrılması. Altılı masada ayrılması Meral Akşener için gayet isabetli olmuştur. Olumlu bir yani cevap vermiştir altılı masaya. Gerekeni yapmıştır yani. Sonuçta altı masayı beraber kurmadılar mı? Ya beraber kurdular ama demek ki orada demokratik bir işlem olmadı yani. Emrivaki bazı olaylar olduğu için Meral Akşener bunu reddetti yani. Yani uzay
zaten görünüyordu yani açık açık görünüyordu. Bunu zaten çoğu yani kamu zaten bunu biliyordu yani. Böyle bu şekilde olacağını. Şimdi ben abinin açıklamasına karşı bir şöyle bir sorum olsa. Sonuçta hani bazen de kamuoyunda da veya sosyal medyadan da görüyoruz. Hani birbirine benzemeyen yani fikir olarak birbirine benzemeyenler. Evet. 6 tane partiden bir araya gelen Millet İttifakı var. Hı. Şimdi zaten bunları bir araya getiren bir siz demin dediniz ya emrivaki. Evet. Yapılan bir demokratik şey vardı açıklama. O zaten bunları bir araya getiren bir üst akıl yok muydu? Bunlara bir üst akıl öyle bir söylemler vardı ama şimdi burada bir gayri resmi konuşuyoruz. Burada şimdi öyle bir söylemler vardı ama yani bunlar sonuç itibariyle memleketimizin 6 tane 7 tane siyasi partisi. Yani bunlara hani dışarıdan bir şey dersek aslında bir manada yanlış olabilir yani. Çok da yanlış. Yani yanlış olabilir. Bunu bu şekilde yorumlayamayız. Bu direkt olarak Meral Akşener'in kendi inisiyatifinde gelişen olaylar olarak yorumluyoruz biz yani. Yani kendisinde tabii bir ülkücü damarı olduğu için gerekenin yaptığını zannediyoruz yani. Bu şekilde yorumluyoruz. Eğer orada demokratik bir ortam olsaydı daha başka şeyler belki olabilirdi yani. Millet en azından seçime demokratik bir ortamda girmiş olabilirdik yani. Şimdi Meral Hanım ayrılmamış olsaydı muhtemelen yapılması düşünülen Mayıs'taki seçimi Millet İttifakı mı kazanırdı, Cumhur İttifakı mı? Meral Hanım ayrılmasaydı mı diyorsunuz? Meral Hanım ayrılmasaydı şimdi o konuda bir şey diyemeyiz. Zorlayabilirdi belki. Yani zorlayabilirdi diyoruz yani. Hani o konuda bir kesin bir şey diyemeyiz ama tabii son zamanlarda siyasi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu atılımları da göz ardı etmemek lazım. Çünkü son bir iki ayda yani hükümet bayağı bir atılım yaptı. EYT konusunda olsun, bazı konularda olsun. Bunların halk nezdinde çok büyük etkisi oldu. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım. Şimdi tabii ki deprem de oldu. Bakıyoruz depremde tabii vatandaş depreme sahip çıktı yani. Devlet olarak devletine sahip çıktı. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım yani. Bu şekilde diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Mayıs ayında düşünülen Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. Evet. Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var. Evet. Dün de Millet İttifakı'ndan Sayın Meral Akşener ayrıldığını açıkladı. Şu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Veya yapılması düşünülen Mayıs'taki seçimi hangi taraf kazanır? Hangi taraf kazanır? Bence altılı masanın kazanmasını bekliyorduk biz. Yani onlardan Ankara Belediye Başkanı'nın Mansur Yavaş'ın bence başa gelmesini isterdik. Ya bizim görüşümüz oydu yani. Altılı masada. Onun çıkmasını beklerdik. Çıkmadığına göre? Valla şu anda çıkmadıysa üzülüyoruz yani nasıl olacak böyle. Buna bir çare düzenleme bulmaları lazım diye düşünüyorum. Mesela Kemal Bey muhtemelen aday düşünülüyor. Kemal Bey ile bilmiyorum yani çok sefer girdi olmadı. Artık yani diğer kişilerin... Cumhurbaşkanlığından hiç girmedi Kemal Bey. Cumhurbaşkanlığından girmedi, başbakanlıktan girdi, alamadı ama Cumhurbaşkanlığından da o yüzden alamayacağını düşünüyorum ben. Ama diğer kişilerin katılmasını yani diğer insanların önünü açmamız gerekiyor artık. Meral Hanım'ın ittifaktan ayrılması sizce olumlu mu, olumsuz mu? Bence olumsuz. Bence ayrılmaması gerekiyor bence. Ayrılmamış olsaydı Mayıs ayında yapılacak olan seçimi Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı kazanır? Valla gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana ama. Millet İttifakı'ndan. Çünkü çok şey yanlış gidiyor. İnsanlar yani, biraz gözlerini açması lazım. Artık yani bu düzenin bir değişmesine ihtiyacı var yani. Efendim bildiğiniz gibi malumunuz Mayıs evet, ayında abi. Yapılması düşünülen bir Cumhurbaşkanı seçimi var. Seçim var evet abi. Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var. Tamam, yalnız abi. Millet İttifakı'nda dün Meral Hanım ayrıldı. Evet. Sayın Meral Akşener'im ayrıldı. Tabloyu nasıl görüyorsunuz? Önce altılı masadaki Meral Hanım ayrılmasını ve ileride yapılması düşünülen seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi abi ben muhalif biriyim. Yani şöyle söyleyeyim. Yok yok ben şöyle söyleyeyim. Ben hani Millet İttifakı'nı savunan bir şahsım. Ben zaten bu işin böyle olacağını biliyordum yani. Yani Meral Hanım'ın Kılıçdaroğlu'nu kabul etmeyeceğini biliyordum. Böylesi daha hayırlı oldu bence. Yani durum neyi gösterecek onu da bilmiyorum ama yani şu durumda şu dönemde aslında yani bu gündem değiştirme yani bu gündemi değiştirme hiç hoş olmadı. Çünkü bütün şeyler bu olaya odaklandı. Herkes
depremi bıraktı. 45 bine yakın vatandaşımız öldü 11 ilde. Yani bunun böyle hani seçime odaklı bir gündem yaratmaları benim için yani ben hiç hoş görmüyorum yani bunu. Şu anda da bunlar aslında işte anketinin yapılması da çok doğru değil yani. Benim kendi fikrim bu. Yani söyleyeceklerim bu kadar abicim. Tabloya bakıldığı zaman mesela Mayıs ayında nasıl bir tablo? Mayıs ayında nasıl bir tablo görünür? Yani ben illa da hani ben şöyle söyleyeyim ben kendi bakış açımla söyleyeyim. Şu an durum Recep Tayyip Erdoğan gidiyor diye görünüyor. Ve gitmesini de istiyorum abi açıktan. Çünkü taze kana ihtiyaç var yani. Öyle görüyorum. Çünkü bu ülke 20 yıldır, 22 yıldır yani şu an millet görüyorsunuz perişan. Bir sürü şey yaşandı. Bir sürü yani bunların hükümeti döneminde her şey yaşandı. Her şeyle oynadılar. Her şeyi yaptılar. Ama şu an benim bu röportajımı yayınlayacaksınız değil mi? Evet tamam yayınlamanızı istiyorum. Ya, değişmesini istiyorum yani. Aslında şunu da istiyorum. Bir ülkede 5 yıl görev yapan birisi 6. yıl bir dahaki seçimde o aday olmayacak abi. Olmaması gerekiyor. Çünkü artık ustalaşıyorlar. Belli şeylerin peşine düşüyorlar. İnsanların hani bu yoksul halkın cebinden bir şeyler yeme peşine düşüyorlar. O da beni rahatsız ediyor işin açıkçası. Sizi bir tanıyalım. Turan Baylan. Turan Bey, bildiğiniz gibi bir Cumhurbaşkanlığı seçimi düşünülüyor, Mayıs ayında düşünülüyor. Evet. Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var. Evet. Millet İttifakı'na da dün Meral Hanım ayrıldı. Önce onu bir değerlendirelim kısaca. Bir de muhtemelen seçimin tablosu nasıl oluşur? Meral Akşener'in ayrılacağı başından belliydi bana göre. Yani karıştıracağı en baştan belliydi. Öyle değerlendiriyorum çünkü Meral Akşener'in fikri başka, diğer beşlinin fikri başka olduğunu başından beri biliyordum. Diğer beşinin fikri aynı fikir mi? Şimdi Meral Akşener'in istediği en başından beri zaten İmamoğlu'yla yavaştı. Ama Kılıçdaroğlu'nun fikri de kendisiydi. Bunların kavgası dün değil, zaten ikisinde olduğunu düşünüyorum ben. Ayın 2 Mart'ta zaten kavga ettiklerini belliydi. Burada 12 tane oturum yaptılar. Yani bugüne kadar belli değil miydi bunların fikirlerin aynı olmayacağı? Benim fikrim ta en başından beri bozulacağı belliydi. Öyle. O zaman muhtemelen seçimdeki tablo nasıl oluşur? Seçimdeki tablo Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim gelmeden kazandığını düşünüyorum. Herhangi bir siyasi görüşe bağlı değilim. Bir siyasi görüşüm yok abi. Ülkemizde nasıl desem ya daha çok hani ben din üzerine kendimi vermiş birisiyim abi. Şimdiki bakıyorum yönetime dinle İslam'la konuşuyorlar ama hani buna dair İslam'a göre yaptıkları bir şey yok. Hani Allah ne diyor? Benim hükmettiklerimle hükmetmeyenler kafirdir diyor. Ama şimdiki yönetime bakıyorum abi. Hani gerçekten Allah'ın yasalarını kullanmıyorlar yani. Şey olarak doğru görmüyorum ben. Benim görüşlerim bu şekilde yani abi. Şimdi şöyle bir soru sorayım o zaman sana. Ben tebrik ediyorum öncelikle seni. Şimdi mevcut olarak iki tane eksen var. Evet, birisi abi. Cumhur İttifakı yani şu anki mevcut olan iktidarın grubu. Diğer tarafta da altılı masa dediğimiz Millet İttifakı var. Evet abi. Şimdi senin fikirlerine, sen dediğin o tezlere bugünkü iktidar cevap vermiyor. Karşı taraftakinin vereceğini düşünüyor musunuz? Vallahi karşı taraftakinin yani de... Öyle bir şey bekliyor musunuz? Sizin taleplerinize cevap verilecek bir hizmet bekliyor musunuz? Şahsen ben beklemiyorum öyle bir cevap verebileceklerini. Bu kadar yani. O zaman ne yapalım? O zaman oy mu kullanalım? Ne yapalım? Yani? Yapacak bir şey yok yani. Ben açıkçası şeriattan yanayım. Şeriat gelmesi tarafındanım. Tabii herkesin görüşü kendine göredir. Özgürdür herkes. Kim ne düşünür, kim ne savunur. Herkese saygım var ama benim görüşüm bu şekilde. Şahsen cevap verebileceklerimi düşünmüyorum. Vereceklerimi de düşünmüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim abi. Benim bildiğim şey abi bu Kılıçdaroğlu yurt dışına gittiği için Meral Akşener de İmamoğlu'yla irtifak kurmaya çalıştı. Bu yüzden bir anlaşmamazlık oldu. O yüzden ayrılmıştır. Ama abi bunların hepsi bir oyun olduğunu herkes görüyor yani. Bu bilmem AK Parti, HDP'si, MHP'si falan hepsinin bir oyun olduğunu görüyor. Şimdi önce sizi bir tanıyalım. Aslı adım. Ceylin. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı seçimi var Mayıs ayında. Geçebilir miyiz?
Şöyle gelin, şöyle gelin kızım, şöyle gelin. Kızım, şöyle gel. Evet. Cumhurbaşkanı seçimi var. Bir Cumhuriyet İttifakı var mevcut olan Cumhurbaşkanı'nın taraf olduğu iktidar grup. Bir de Millet İttifakı var, muhalefet. Şimdi sizce nasıl bir tablo olur? Seçimi kim kazanır? Meral Hanım da dün ittifaktan ayrıldı, altılı ittifaktan. Yani, siz ne düşünüyorsunuz? Ya bence kimse kazanamaz çünkü doğru düzgün benim yöneteceğine inanamıyorum. Yani şu an yani ülkenin durumuna da bakılacak olursa yani ülke kötü bir durumda şu anda bana göre. Ve yani şu an bilmiyorum. Yani abi ne bileyim aynı ablamın dediği gibi. Aynısı yani. Bu seçim hiçbir bir tane aday kazanamaz. Valla kime verilen kazanır da hak yani olan biri kazansın bence. Bence hakkı çünkü olan. Yani ülkeyi güzel biri yöneten, yönetebilecek biri gelir. Mevcut olan şu andan hiçbirini sevmiyorlar mı? Mansur Yavaş gelse olsa güzel olacak. Ben adımı seviyorum. Meral Akşener de bence iyi. Aday olsun. Evet. Ben de Mansur Yavaş.